Evet. Bir saniye. Evet. Merhabalar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Bu güzel ve özel ve güzel günde özel ders Türkiye.net sitemizin açılışını yapıyoruz ve bunun sitemizin kullanımını ben size tüm öğretmen arkadaşlara tanıtacağım. İlk önce tabii ki öğretmen arkadaşlar tanıyacaklar. Şimdi bakalım hemen bir sesimi kontrol edeyim. Sesim var mıymış? Evet arkadaşlar. Peki. Şimdi sitenin tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Sitemizde neler bulunuyor? Gördüğümüz gibi sitemizin ismi özeldersturkiye.net. Alan adı. Şu anda Google'da hemen çıkmayabilir çünkü zaten test bölümleri yeni bitti. Çoğu testlerini yeni atlattık. Sitemizde İngilizce bir temayı Türkçe'ye çevirdiğimiz için belli başlı düzenlemeler yapmamız çok gerekli oldu. Bayağı bir zaman aldı. Çevirilerin %50'sini bitirebilmemize rağmen arayüzünün çoğu, hemen hemen hepsi Türkçe. Tabi bazı eksiklikler var hala. Sitemizin footer'ı bile şu anda gözüme yeni çarptı, yani taban bölümü sitemizin. Bunları tamamlayacağız. Fakat şu anda sitemiz kullanılabilir şekilde. Şimdi arkadaşlar sitemizde bazı İngilizce ifadelere denk gelebilirsiniz. Artık eğitimciyiz. Bunlara şimdilik hoş göreceğiz. Daha sonradan bu ifadeleri de Türkçe'ye çevireceğiz. Sitemizde neler bulunuyor? Bir özel ders ilanı yayınla bölümümüz var. Buradan özel ders ilanımızı yayınlayacağız. Bakın böyle bir saniye, benim ilk önce bir çıkış yapayım. Ha, çıkış yapmışım. Evet. Bakın buradan bir hesap için kaydol dediğimizde bir hesabımız oluşacak ve daha sonradan da özel ders ilanı verebileceğiz. Şimdi arkadaşlar şu bölümde çıkan yerler İngilizce, fakat bunları daha sonradan ben ve diğer bir arkadaşımızla bunları biz İngilizceden Türkçe'ye çevireceğiz. Şimdi arkadaşlar başka ne var sitemizde? Yukarıda açılır menülerimizde ilkokul özel ders, ortaokul özel ders, lise özel ders bölümünde aklıma gelen ilk dersleri hemen hemen yazdım. Fakat bunlara tabii ki eklemeler yapacağız arkadaşlar. Eklemeler olacak. Yani daha sonradan bakın arkadaşlar, yabancı dil, pardon, akademik sınavlar var. YDS özel ders, ALES özel ders, KPSS özel ders. Yabancı dillerde İngilizce özel ders, Almanca, Fransızca, Arapça, Japonca bölümleri ekledik. Bir de arkadaşlar şey olacaktı, Güzel Sanatlar, Müzik ve Resim bölümlerini ekledim. Fakat yetişmedi, yani şu anda şu yan tarafa onları koymamışım, koyacağım. Hatta şuradan bakarsak burada müzik ve bakın resim dersi ve müzik dersini buradan görebileceksiniz. Tabii ki ne zaman? Bunu ilan verirken. İlan verdik. Daha sonradan ilanları öğrenciler nereden görecekler? Diyelim ki şuradan bakacaklar. Mesela diyelim ki ortaokulda Türkçe alanında kim ders veriyormuş? Baktı, tıkladı, öğrenci geldi. Mesela burada ortaokulda Türkçe ders veren bir öğretmen arkadaşımız hemen ilanını yayınlamış. Bakın böyle bu şekilde gözüküyor. Peki. Şimdi detaylandıracağız arkadaşlar. Detay detay gideceğiz. Şöyle yine arayüzden bahsetmiştik. Sitemizde neler var? Bu kısmı geçtik, geldik. Burada ilkokul özel ders, ortaokul özel ders, liselere hazırlık özel ders, lise özel ders, üniversite hazırlık özel ders, yabancı diller özel ders, ortaokul bilgisayar bilimleri özel ders şeklinde burası ilerlemiş.
Peki bu neye yarıyor? Bu özel ders verecek öğretmenler buradan mı ilan verecek? Hayır. Özel ders verecek öğretmenler bir özel ders ilan yayınlayın bölümlerinden veya şurada da çıkan ilan ver bölümünden. İlk önce şuraya bir hesap için kaydolup daha sonradan arkadaşlar özel ders ilanlarını verebilecekler. Bunu da birazdan adım adım anlatacağım. Şimdi peki sitemizde neler var? Gelelim aşağıya doğru. Burada yine bir özel ders ilanı var. Orası o bölüm. Şu bölüm arkadaşlar bakın bu şekilde ilk ilan verenler buralarda bulunuyorlar. Şu 100 lira 200 lira dikkatinizi çekmesin. Bunlar sadece ilk yayınladığım ilanlar olduğu için şimdilik denemelik. Yani milleti yani o kadar da 200 lira her yerde özel ders verilmez. Aslında verilebilir de verilmeyebilir de. Evet. Şimdi arkadaşlar şuradan aşağıya doğru indiğimizde evet. Bakın özel ders ilanları burada da çıkıyorlar. Burada blog yazılarımız olacak. Buraya bir hoca arkadaşımız, bir öğretmen arkadaşımız bir blog yazısı yazdı. Daha sonradan buraya iki tane yazımız daha gelecek. Yazılarımızı ekleyeceğiz. Ben de yazacağım. Her öğretmen arkadaş isteyenler yazı yazabilirler. Bu bizim arama motorlarında görünürlüğümüzü artıracak. Bakın böyle tanıtım videolarımız varlar. Güzel, hoş. Grafiker arkadaşımız hazırladı. Şurada da aynı şekilde tanıtım videolarımız varlar. Grafiker arkadaşlarımızın hazırladığı tanıtım videoları. Şimdi arkadaşlar, peki başka ne var? Ben bunu neden bu kadar anlattım diyeceksiniz. Şimdi bir de sitemiz geniş. Bakın arkadaşlar, forum bölümümüz var. İlk hafta tanışacağız. İlk hafta arkadaşlar burada forumda tanışmak için ne yapacağız? Mesela şuradan kayıt oldan hemen üyelik sözleşmesini kabul ediyorum. Kullanıcı adı e-posta girip şifre belirleyip buradan tanışacağız. Şuraya bastığımızda arkadaşlar yeniden Özel Ders Türkiye'ye gider. Ama şuraya basarsak, ana sayfaya basarsak forum ana sayfasında kalırsınız. Şurada Özel Ders Türkiye'ye basarsanız yeniden aynı yere gelinir. Peki. Özel Ders Türkiye öğretmenine sor bölümü var arkadaşlar. Burada demo olarak 3 tane soru sorduk. Burada soru sormak için örneğin evet, bir soru sor bölümünden mesela hemen sorumu yazıyorum. Bana şöyle diyelim, İngilizce olduğu için böyle aklım fazla bir yere gitmedi. İngilizce'de rının kullanımı, rının anlamı var mı? Anlatabilir misiniz? Bunu öğrenciler çok sorarlar. Ben de merak ederdim öğrenciyken. Dığının bir anlamı var mı? Yoktur. Dı anlam olarak bir şey ifade etmez. Diyorum. Bir article'dır. Yani artikeldir. Yanlış yazdım. Yani düzelteyim arkadaşlar. Article'dır. Değil mi? Cümlede aynı şekilde cümleye anlam katar ve cümlede anlam bulur diyelim. Cümlede anlam bulur fakat bir anlam bulur ama her neyse. Arkadaşlar burada sorumuzun arama motorlarında bulunması etiket ekleriz. Mesela isim olarak Onur eklerim. Derim bu soruyu sor derim. Sorumuz soruldu bile. Evet. Soru cevap bölümüne geldim. Mesela ben diyelim herhangi birisi buna cevap verebilir mi? Bakalım ben de bir deneyeyim. Düzenleyeceğim cevap. Evet verebilir. Peki. Şimdi arkadaşlar şu soru cevap bölümüne bastığımız zaman sitenin içerisinde kalırız. Özel Ders Türkiye net ana sayfa
tıkladığımız zaman da ana sayfamıza ulaşırız. Arkadaşlar burada Özel Ders Türkiye sohbet bölümü yakında açılıp açılmayacağını sizlerden alacağımız, öğretmenlerden alacağımız görüşlere göre belirleyeceğiz. Şimdi bakalım beraberce bir özel ders ilan verelim. Buradan verebiliriz, buradan veyahut şuradan da verebiliriz. Üçü de aynı yere gider. Şimdi mesela bir hesap için kaydoluyorum. Benim hesabım var ama bir hesap için kaydol dedim. Ya yeniden bir hesap için kaydoluyorum. Peki. Şimdi arkadaşlar bir hesap için kaydola bir kez daha basın. Hemen algılamadı. Evet, mesela benim şöyle bir e-mail adresim var. hi@onurtalafat.com.tr. Evet arkadaşlar. Telefon numaramı yazıyorum tabii ki hemen. Çünkü ilanı olanlar bu buraya isimmiş arkadaşlar. E-mail adresi buraya. Alışkanlık hemen. İsim Onur. Resmi de yazabilirim. Şifre de belirliyorum arkadaşlar. Tamam. Kolay bir şifre yaptım. Şunu işaretleyince şöyle bir kontrol ediyorum ekranı ve kaydol diyorum. Evet, kaydoldum. Bakın. Kaydoldum. Şimdi arkadaşlar buradan hemen saat sabaha doğru geliyor bu arada. O yüzden sabahleyin yani. Hava biraz serin. Biraz titreme. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan ilan vereceğim. Bir özel ders ilanı ver diyorum. Tekrar yayınlayın diyorum bu sefer. Evet. Mesela başlık olarak diyelim ki bu ben başka ne özel ders vereyim? İngilizce dersimi yayınladım. Bilgisayar yayınladım. WordPress yayınladım. Mesela evet, WordPress'te ders yayınladım. Diyelim ki ilk öğretim veya şu ilk öğretim kalktı artık. Ortaokul kodlama dersi veriyorum ben. Şuradan arkadaşlar aradığımda bulacağım o kategoriyi. Bakın ortaokul özel derste bunun altında bir kategori daha, bakın ortaokul bilgisayar bilimleri özel ders hemen çıktı orada. Önce çıktı şansıma. Çıkmasa o arama butonuna yazarsam çıkar. Sonraki alan diyorum. Mesela ücret 50 TL. Şuradan bir görsel seçelim arkadaşlar. Çoğu görsel uyuyor. Uyumakta. Mesela resimlerimden var mıydı benim öyle bir görselim acaba? Bakalım şöyle şuralardan. Bakın evet, şöyle bir resmim var. Şunu koyarım. Belçika'da çektirmiştim arkadaşlar bu resmi. Şimdi ilan tanımı. Şurada projeniz yok. Bunları hep düzelteceğiz arkadaşlar. Şu ilanımı şöyle tanımlıyorum. Mesela diyorum ki orta okul öğrencilerine bilgisayar bilimlerinde ilerlemeleri için temel kodlama bilgisi ve algoritma dersleri verebilirim. Scratch MIT ve Codorg çalışmalarında rehber olabilirim. Şimdi arkadaşlar İstanbul çok şanslı şey için, kültürel bir şehir çünkü. Evet, İstanbul'da özellikle Levent, Beşiktaş, Taksim tarafları
çok kültürlü bir çevre olduğu için yani bilgisayar bilimleri olur, Türkçe resim, müzik, her alanda özel ders söyleyebilecek yerler. İstanbullular bence hiç geri almasınlar kendilerini. Fakat Türkiye'nin her yerinde özel ders verilebilir. Şimdi etiketler bölümüne diyorum ki arkadaşlar, şöyle etiketin belirtmeliyim ki şeylerde arama motorlarında bulunabileyim. Kodlama, özel ders, bilgisayar bilimleri. Ders diyorum arkadaşlar. Şimdi nasıl, bunları neden etiketleniyor? Biz bile öğrencilerimizi etiketlerinden tanırız bazen, değil mi? Peki. Aylık ödemeli kurs, ders başı ödemeli, liselere hazırlık, üniversite hazırlık. Ben diyorum ki ders başı ödemeli, ürün durumu. Hadi diyorum ki arkadaşlar, bulun online Skype üzerinden. Bakın öyle bir seçenek de var. Mesela YouTube linkine de bir tane YouTube videomu geliyorum. Buradan YouTube'dan ekliyorum arkadaşlar. YouTube'dan kendi alanımdan bir video seçip kanalımdan, evet, şöyle bir videom var. Uğur Kalafat İngilizce. Belki kendi alanımda değil ama şurada şöyle bir videom var benim. Bir örnek olay çalışmasından çekilmiş bir video linki. Bırakıyorum arkadaşlar bu linki oraya kopyalayıp sadece bakın şuradaki linki kopyaladım ve geldim buraya yapıştırdım. Sonra dediğimde arkadaşlar telefon numaram çıktı az evvel üyeliğim de vardı. Adresimi belirtiyorum çünkü neden? Belirtmek iyi. Kadı tarlası şeklinde böyle bir dur şöyle diyeyim. Ereğli ABZ Ereğli Zonguldak. Evet. Sonra arkadaşlar son adıma geldim. Yayınla dediğimde ilanı bak ne güzel genişçe bir alandan şeyden rahat 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 bir şekilde yayınladım. Şimdi ilanımda neler gözüküyor? Bakın resmim gözüküyor. Online Skype üzerinden ders başı ödemeli. Bu ücretim ortaokul öğrencilerine vesaire. Burada sosyal hesaplarda paylaşırım ilanımı. Sonra şurada videom çıkıyor bakın. Aynen kendi sitemdeymişim gibi videoyu orada çıkartıyor bu site. Daha sonradan şurada benden ders alanlar yorum yazabiliyorlar, yıldız verebiliyorlar ve benzer ilanlar var. Sonra arkadaşlar bakın size tavsiyem ilanınızı yayınladıktan sonra bu şekilde Facebook'ta ve diğer sosyal ağlarda paylaşın arkadaşlar. Şimdi Twitter girişim bu bilgisayarda yok. Bir de Google Plus'a paylaşıyorum. Allah, bir dakika biraz bekleyelim. Sayfa yeni olduğu için ondan dolayı ondan kaynaklanıyor. Fakat tekrar gelip bastığım zaman oradan gözükecek. Şimdi arkadaşlar bakın telefon numarasını görüntülemek isteyenler bastığında sizin telefonunuzu görüntülüyor. Ve şuraya şuradan telefonunuzu arayabiliyorlar. Ders başı ödemeli olduğu belli. Vesaire vesaire tüm bilgiler burada var. Arkadaşlar videoyu çok da böyle dallandırıp budaklandırıp uzatmaya gerek yok. Bu kadar basit arkadaşlar. Sitemizde her türlü imkan var. Forumumuz var. Tanışabiliriz burada. Öğretmenlerine öğrenciler soru sorabilirler. Sohbet bölümü açılsın dersiniz açacağız. Sonra arkadaşlar blog yazılarımız yazılacak. İlan vermek bu şekildeydi. Tekrardan ilan vermekte herhangi bir sıkıntı yaşarsanız bu videonun devamına belirtebilirsiniz. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Ve Cumhuriyet Bayramınızı tekrardan kutluyorum arkadaşlar.